2020'ye günler kala hazırlıklar başladı. Otelde, restoranda ya da evde. Yeni yıla nerede girerseniz girin, o gece muazzam bir yılbaşı sofrasında oturmak için tabii ki hazırlıklar. İşte o sofranın baş tacıysa hindi. Lezzetli hindi pişirmenin basit ama kimsenin aklına gelmeyecek püf noktalarını göstereceğiz şimdi. Yapması çok meşakkatli ama bir o kadar da lezzetli. Özenle hazırlanır, gelin gibi süslenir. Yılbaşı sofraları denince de akla o gelir. İşte nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi. Yeni yılın en keyifli anları hiç kuşkusuz yılbaşı sofralarında yaşanır ve o yılbaşı sofralarını zenginleştiren elbette hindidir. Böyle nar gibi kızarmış, leziz mi leziz bir hindi yapmak için de biraz emek istiyor, gayret istiyor. Bu yüzden de biraz zahmet istiyor. Peki nasıl yapılır? İşte tarifi. Hindinin derisinin altına uygulayacağımız aromalı tereyağını hazırlıyoruz. Taze biberiye ve taze dağ kekiklerini güzelce dilimledikten sonra bir kaba alıyoruz. Sonra birazcık tereyağı alıyoruz. Portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi, bunları karıştırıyoruz. Bu hazırladığımız karışımı deri altına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Nar gibi bir hindi pişirmek için basit ama kimsenin aklına gelmeyecek püf noktası. Ballı, kırmızı biberli sos. Birazcık kırmızı toz biber, biraz anason, tane karabiber, biraz defne yaprağı, toz karabiber, biraz tuz, birazcık bal kullanacağız. Neden bal? Bal hem üzerinin karamelize olmasını hem de güzel bir parlak bir doku oluşmasını sağlıyor. Birazcık sıvı yağ. Hazırlanmış olan sosumuzu karıştırıyoruz ve bir müddet bekletiyoruz. Bu çok güzel bir reha verecektir. 15 dakika kadar dinlendirdiğimiz kırmızı biberli ve ballı sosumuzu üzerine döküyoruz. Bir fırça yardımıyla da sürebiliriz. Ardından fırında pişirme aşaması. Tüm marinasyon işlemi bitti. Kök sebzelerini altına koyduk. Şimdi hemen fırına atıyoruz. Fırında 160 derecede 3 saat 50 dakika civarında pişecek. Hindi fırında pişerken sıra geliyor iç pilavına. Soğanlarımız karamelize olduktan sonra içerisine birazcık tereyağı. Tereyağı önceden atmamamızın sebebi tereyağın yanma özelliğinin çok yüksek olması. Dolmalık fıstığımızı attık. Kavrulduktan sonra biraz kuş üzümü atıyoruz. Artık şimdi pirinçleri atma zamanı geldi. Güzel bir şekilde kavuruyoruz. Şimdi kavrulan pirinçlerimiz içerisine baharatlarını ilave ediyoruz. Evet, toz sarçın ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı yeni bahar, bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Son olarak tuzumu tuza ilave ettikten sonra kestanelerimizi ilave ettik, karıştırdık. Son olarak suyunu verip altını kapatıp demlenmeye bırakıyoruz. Fırındaki hindi kızarmaya başladı bile. Artık o da hazır. 3 saatin sonuna geldik. Evet, 3 saatin sonunda hindimiz çok güzel bir şekilde pişti. Nar gibi kızardı. İç pilavla beraber masamıza gitmeye hazır. Çıtır çıtır olmuş. Evet, birbirinden farklı aromalarla güzel kestaneli iç pilavla beraber mükemmel bir hindi hazırladık. Artık hindimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Mutlu yıllar.